Enti Mühendislik Avda Yazı sunar. Arkadaşlar, avı bu meşelik arazinin altında yapacağız. İhtiyarlar düzde, gençler rampa yukarı çıksın lütfen. Kahvaltı sonrası hemen avlığa giriyoruz. Avlamız rahat bir avlak. Hayvan da bol miktarda var. Hiç kimsenin hırs yapmasına gerek yok. Bir de köpeklerimize sahip olursak bu arada. Şimdi kahvaltıyı yapalım. Hemen kahvaltı sonrası ava gireceğiz. Geçelim artık kahvaltımıza. Rastgele diyelim. Rastgele. Genç arkadaşlarımız rastgele. Şu kahvaltı malzemelerini masaya bir getirsin. Oradaki masalarda kahvaltımızı yapalım. Abi senin bu köpek ekmeği bile bilmiyor ya. Kuş gitmiş, üçü bir araya durmuş. Şenol, niye durdurdur diyorsun sen? Herkes vurduğu kekliği olsun. Başka yolumuza kekliği olmuyor. Ama bak, atamadım, vuramadım yok. Senin aklına ver yansın ettim. Abi sen de gireceğiz daha bize yemeği yedirmiyor. Evet, karbonhidratlar ve yağlardan oluşan kahvaltı bitti. Şimdi bu aldığımız enerjiyi keklikleri avlarken harcayacağız. Güvenlik tedbirlerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Meşelerden aşağıya gidiyoruz. Orada avlanacağız. Avlığa girene kadar tüfeklerimize dikkat edelim. Meşeler yüksek. Boy olarak insan boyundan yüksek. Sağa sola görmeden ateş etmeyelim. Cümleten rast gelsin. İddialı arkadaşlar hiç avlanmazlarsa ne olacak? Cezası nedir? Onlar biliyorlar. Şapka. Eğer şapkası yoksa cüzdan, saat ne bulursak. Dikkat edin de sizin şapkayı uçurmasınlar. Günün ilk avında avcılarımıza rastgele derken kazasız belasız bir av diliyoruz. Tabiatın doğal aktörü avcılarımız muhteşem bir manzara eşliğinde avıyla buluşmak üzere araziye çıkıyor. Günümüzde bir spor branşı olan bu buluşma, milyonlarca yıldır doğanın dengesi için devam ediyor. Güneşli güzel bir günde keyifli bir av için ilk öncelik emniyet. Avcılarımız ağaçlık arazide güvenlik için birbirlerini kontrol ederek dağılıyorlar. Yaratılıştan bu yana süre gelen bu muhteşem denge, sürdürülebilir bir yaşam için hayati önem taşıyor. Av ve avcı arasında oluşan bu mücadele, türlerin devamını sağlıyor. Yavaş yavaş yürü abi. Bekle. Bekle. Geliyor! Geliyor! Arkadaşlar yavaş bak, burada koku var, köpekler kokuda. Dikman. Bırak, bekle. Dur. Şenol, niye durdurdur diyorsun sen? Başkan Şenol Bey'e epey sinirlenmiş olsa gerek. Sizi bu kadar sinirlendiren nedir başkanım? Kuş gitmiş, üçü bir araya durmuş. Koşuyor. Harika köpek. Getir oğlum. Getir. Aferin. Gel. Çağırma. Sen niye çağırıyorsun? Gelmezsin sana.
böyle olacak. Aport dediğim böyle olacak. Aferin benim oğlan. Yakışıklı köpeğim benim. Üstünü başını da kirletmişsin. Aferin benim oğlan. Arkadaşlar daha yavaş yürüyelim. Biraz daha sola yürüyelim ve yavaş yürüyelim. Bak önde arkalı kaldık, meşe içindeyiz. Geçmeyin. Yavaş yürüyün biraz, yavaş. Orcan! Orcan! Abi öne geçmeyin bak, meşeden kimse kimseyi görmüyor. Ya zaten hep bu yaşlılar var ya, bu yaşlılar. Bağlamadan durduramıyorsun arkadaş. Nerede bu yaşlı? Kadir abi nerede? Osman abi! Osman abi! Aşağıları boş bırakma. Abi çok dikkatli olun. Köpekler bile geçiyor. Tamam mı? Kuş kalkmıyor. Gökhan abi. Fazla önden gitme bak. Kaçma falan gelir. Şöyle az bekle. Ah be Gökhan abi. Ah be. Kırav kırav. Anca kırav kırav yani. Sen niye alamadın? Yok öyle atıyorum da. Yok böyle atıyorum da. İyi atıyorum. Bakıyorum da. Gel. Yanaş dur şimdi. Dur 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 dur. Dur. Getir Raki. Raki aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim güzel oğluma. Akıllı köpeğim benim. Aferin. Aport. Aport. Aman dikkat. Güzel. Güzel. Gülken abi. Bak gevenler var. Gevenlerin oralara bak. O önünü iyi yavaş yavaş gezerek bak. Kalkmıyor hayvan. Aferin kızım. Aferin sana. Hadi. Yaklaşık bir saat, bir kilometredir yürüyoruz. Bulunduğumuz arazide bir 5-6 tane kekliği köpeklerimiz fermanladı. Bunların bir kısmı avlandı. Ama arazide başka keklik de olduğu belli. Köpeklerin hareketlerinden anlıyoruz bunu. Limitimiz kişi başı 2 tane. 20 taneye kadar keklik vurabiliriz yasal olarak. Limited olan arkadaşlarımız artık arabaya dönüyorlar. Benim şapka da kurtuldu. Evet, sizin şapkanız da kurtuldu bu arada. Şapkası kurtulanlar var, bir de şapkası kurtulmayanlar var. Bulunduğumuz avlak nasıl başkanım? Avlan coğrafi yapısı biz yaştaki avlular için uygun. Çok zorlayan bir tırmanış yok, dikinişler yok. Hava bir keklik avında yakalanabilecek en güzel hava. Ne çok sıcak ne çok serin. Sanıyorum buralardan bir yerden gezinmiş hayvan. Köpek kokuyu alıyor. Raki benim 6 senedir av yoldaşım, av arkadaşım. Kendisi ölüme terk edilmiş bir erikken aldım ben onu. Evet, bu keklik bize geliyor. Çok açık. Vuramayınca açık oluyor. Burada gördüğünüz uç kazıntı olan yerlerin tamamı domuz tarafından kazılmış. Domuzun meşe ormanındaki faydası bu şekilde yiyecek çıkarttığında kazdığı çukurlara meşe palamutunun düşmesi, bilmeden üstüne basarak örtmesiyle tohum olarak ağaç çıkmış oluyor. Orman içerisinde, özellikle meşe ormanı içerisinde domuz gerçekten çok yararlı bir hayvan. İki hafta evvel bu arazinin her tarafı çiğdem çiçeğiyle doluydu. Şu anda onlar çiçekler kurudu, kökleri kaldı dipte, soğancıkları kaldı. Domuzlar da onların toprak altında kalan köklerini kazıp çıkartıyorlar, onu yiyorlar. Yorucu ve güzel bir av sonrası, şimdi yemek faslı. Herkes vurduğu kekliği olsun. Başka yolumuza keklik var mı? Kadir abi hiç vurmadı, onun şapkasını vuracağız biraz sonra. Ama bak atamadım, vuramadım yok. Kadir Bey'in şapkası vurulacak mı dersiniz? Arkadaş orada çok keklik vurmuş. Hepimizden de fazla vurmuş ya. Hepsinin içini temizleyecek, güzelce ütüleyecek ateşte. Benim önüme pişirilmeye hazır keklik istiyorum ben. Bugün menüde ne var başkanım? Menümüzde keklikten yapacağımız bir güveç var. Tencereyi ocağa koyduktan sonra pişme süresi yaklaşık 2,5 saat. Bu arada biz yemeği ocağa koyduktan sonra ava doymayan arkadaşlarımız da... Aferin oğlum. İyi ettin. Güvecin püf noktası nedir? Tabii bu püf noktası
Domateslerin tek tek soyulacak olması. Kötü avcılara yolduruyoruz. Onlar yolduktan sonra bir de hayvanların üstünde kalan ince tüyler de yanması için bir alevli ateşte tutulacak. Daha sonra işleri temizlenecek. Baharat olarak da kekik, karabiber, Maraş biberi kullanacağız. Lezzetli bir güvecin hazır olması yaklaşık 3 saat. Avcılarımız bu arayı odun ateşinde demlenmiş sıcak çayla geçiştirmeye çalışıyor. Saati gözünde büyüten sabırsız avcılar, başkandan kaçırdığı kekliği külbastı yapıyor. Öyle bir güveç yapacağız ki bu türlüye benzemeyecek. Genelde avcı arkadaşlar patatesi, patlıcanı, fasulyeyi kullanarak güveç yaptıklarını sanırlar ama güveç öyle olmaz. Güveçte sadece domates, biber, arpacık soğanı ve sarımsak olur. Biz de onlarla bir güveç yapacağız. Üzerine bir sırada karışık biber koyuyoruz. Bir kısmı şili biberi, bir kısmı normal yeşil biber. Başkanım acıyı koymayalım. Acı yok abi, acı yok. Acı da başkanın acı bildiği abi. Bir püf acı noktası yok, var da acı yok. Bu yemeğin püf noktası acı kardeşim. Acısız güveç olur mu ya? Hay maşallah maşallah maşallah. Abi domates soyuluyor. Tamam, domates soyulacak kardeş. Başkanım soğan tarlasına bir daha bıldırcına gideceğim. Soğan tarlasına bıldırcına gitmem abi. Köpekler kafayı buluyor. Ciğer taşlık içine mi atacağım? At abi içerisine. Atmadan önce söyleseydin. Domates dedik. Çok vardı mı? Güvecin için hazırlanması bitti. Şimdi alüminyum folyoyla ağzını kapatıyoruz ki hava almasın. Kendi suyunu kaybetmeden, etin kendi suyuyla birlikte pişsin, lezzetli olsun. Enti Mühendisliğin sunduğu Avdayız devam edecek. Enti Mühendisliğin sunduğu Avdayız devam ediyor. Güveç tenceremizin içerisi hazırlandı. Ocağımız da hazırlandı. Meşe odunuyla yanan ateşimiz de hazır. Şimdi tencereyi ocağa yerleştiriyoruz. Ondan sonra artık sabırla bekliyoruz. Önümüzdeki 3-5 saat içerisinde pişecek. Güvecimiz pişmeye devam ederken avcılarımız da atış yeteneklerini geliştirmek için trap atışlarına geçiyor. Ama bak atamadım, vuramadım. Kadir Bey'in şapkası vurulacak mı dersiniz? Vuramadım. Şimdi hedefte karavanacı Kadir abinin şapkası var. Senin şapkaya ben atarım. Tamam. Vuramasam at. Ama bak atamadım, vuramadım yok. Yok tamam, sen at. Abi atma, garanti at, vurur. At. Atma. 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 Ben sana o kadar. Başkanım ne diyorsun? O çok solak vurur abi. At abi, at. Vallahi at. Başkanım at. Vuramazsa ben onu şapkaya atacağım. At, hadi bakalım hadi. Atma, vurur. Kadir abi eski bir kızıl derili numarasıyla şapkayı şimdilik kurtardı. Hedefe başkanın şapkasını koydu. Yozgat işi ha? Şapkanı nereye istiyorsan oraya at. Sen Yozgat işiyle yaptın değil mi bunu? Abi sen de ters at. Tamam abi atıyorum şapkayı. Yok benim şapkayı değil, kendi şapkanı atacağım. Benim şapkayı atacağım mı? Keklik nereye istersen oraya uçar. Abi keklik nereye istersen oraya uçar ama keklik arabaya uçmaz. Abi arabaya uçmadı ki oraya. Uçmaz işte ya, kameraya uçtu. Bak burada daha kamera var. Hazırım. Hazır mısın? Ben de olur mu? Atacağım. Vuramadım abi. Atacağım. Tamam at. Öyle yok. Atamadın. Hile yok. Çıt abi.
Eski bir Kızılderili numarası da başkandan. Sorma. Üstü bu şapka uçsun havada. Abi hacet et sen. Ellerinize sağlık. Şapka gitmiş. Ellerinize sağlık. Elek gibi oldu. Ver abi ben şapkamı giyeceğim. Vallahi. Bir dakika bak taş da içinde yürüyor biliyor musun? Kardeş. Kullan. Başkanım, bunu ben galeriye götürüyorum. Onu sen götürsün. Şuna bakalım abi halini. Şöyle bir resmini çeksin. Çektiler ya. Ya bir de böyle, böyle çeksinler. Ne olmuş ki ya? Allah. Sen artık şımardın. Ver bakayım şu tüme döşek var mı? Kadir abi şansını fazla zorladı. Hem keklik vurma. Gel bir de burada başkanın şapkasını vur. Ver at. Ver ver. Dur dur dur. Yok öyle üç kağıt yok yok. Ne olur be. Bu tarz senin Kadir abi. Ulan şu şapka siperliği kaldırayım başkanım ya. Allah Allah. Ya şimdi gün ne olduğu besbelli. 20'de 19'a razı olmayan arkadaşlar vardı. 20'de 10 taneyle geldiler. Gidecek halleri de yok. Perişanlar. Bu şapka, bu Abdullah Paşa'nın var ya. Onun şapkası. Ne hale geldiğini bir görün. Av nasıl geçti Kadir abi? İyiydi. İyiydi. Bir iki bir av yaptık. Avdan elin boş geldiğini söyleniyor. Kim diyor ya Allah? Ya bir tane vurdum bir. Güveçte, güveçte. Güvece koydum. Bir şey biraz sonra ben sana onun budundan vereceğim. Şapkamla ilgili derin yorum yaptı mı? Yok abi yok. Yapmıştı. Borç 3'tü. Kilo olarak baklava. Şimdi 4 oldu. 4 de dengesiz bir şey. Yok abi. Tepsi oldu. Tepsi oldu. 2 kilogram. Tepsi oldu. Ne sen biraz bu? Daha benim şapkamla konuş. Üstüne 2 kilo da dondurma koyarız. Baklava da dondurmayla iyi gidiyor. Yani iyi olur değil mi? Herkesin arasından uçup giden kekliğin firarına kim sebep oldu? 6 kişinin arasında. Ona sebep ben oldum. Başlayayım. Benle Gökhan abi. Ben onu bekledim, o beni bekledi. Ağaç gelmeseydi ben onu şey yapardım. Ağaç koşarak mı geldi yoksa yürüyerek mi geldi? Önemli o mu? Yok köpek de güzel ferma verdi, bekledi bekledi. Şimdi o kuşu hepimiz gördük. Fakat aramızda kuş vuramayanlar vardı. Ellemedik, saldı. Siz Abdullah Bey'e dede işi mi yaptınız? Dede işi biliyor musunuz? Nedir bu dede işi Kadir abi? Dede bir tek sen. Dede işini bak ne yaparlar biliyor musun? Vuramayan bir arkadaşa, vuran arkadaşlar yanında yürür. Şimdi tak tak atarlar, o vuramayan arkadaş var ya, o da atar, sen vurdun derler, dede işidir o. Bunu öğrenin. Doğru. Bir daha kimseden duyamazsınız. Doğru. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Başkan işi yaptım. Bak başka bir şey söyleyeyim. Bizde bir de şey vardı biliyor musun? Tencerede et olmayan sadece suyuna batırabilir biliyor musun? Vallahi unuttum. Senin eti yoktu değil mi burada abi? Güzel bir gündü. Aramızda büyük ustalarımız var. Onların hoş sohbetiyle çok güzel geçiyor. Tabii arada atışmalar da çok tatlı ve güzel. Bunlar avdan daha kıymetli dakikalar bizim için. Şu av sonrası sohbetimiz. Biz ava çıktık. Köpeğimizin sayesinde ilk 15-20 dakikada limitlerimizi doldurduk. Yani herkesin bir ikişer keklik hakkı vardı. Sizden sonraki keklikler nasıl kaçtı Hasan Bey? Köpeğim fermasında başka arkadaşları davet edip atışlar yaptırdık. Maalesef onlar kaçırdılar kuşları. O aradan 500 metre giden kuşların hikayesi falan da o bizim ikram ettiğimiz fermalardaki kaçan kuşlardı. Arkadaşlar çok acıkmış da yemeği pişmeden yiyelim diyorlar. Orcan abi en çok sizin acıktığınız söyleniyor. İhtiyarlar... Gençlerin vurduğu 3-5 kekliğin başına çökerdiler şimdi. Biz seyrediyoruz. Biz yemeyeceğiz ikram olsun diye onlara yedireceğiz. Buradaki maksat nedir? Doğayı katletmek değil, doğayı korumak. Biz limitler dahilinde avlandık.
kazasız belasız bitirdik. Doğayı nasıl koruyorsunuz? Doğayı nasıl koruyoruz? Herkes limitini biliyor. Keklik avında limit avcı başına 2 tane. Üçüncüsüne yani bizim arkadaşların hepsi bilinçli. 2 tane kekliği vuran arkadaş kamp alanına dönüyor. Vuramayanlar vurmaya çalışıyor. Bundan sonraki avlarda böyle bir avlığa gittiğimizde kekliği şu dağa salıp Şenol'u da şu karşıdaki Sivri Tepe'ye göndereceğiz. Siz de eliniz boş döndünüz galiba Süleyman Bey. Bugünkü avda böyle oldu. Şenol abinin dediği gibi boş geçmeyiz dedi. Rakam tutmadı ama maksat bir şeyler vurmak değil. Gezmek, dolaşmak, hava almak, ortamda bulunmak. Her şeyden güzeli bu zaten. Avcılığın temelinde bu. İlla bir şey vuracağım diye çıkmıyorsun. Yetiyor bize. Arkadaşlık, dostluk, muhabbet. Beyefendi şuna bak. Günün starı siz oldunuz Şenol Bey. Karavanacılar çok aramızda. Fakat sabahleyin beni bayağı bir kızdırdılar. Kızdırdıkları için de onlara bugün bayağı bir ders verdim. Avı erken bıraktığınız söyleniyor. Şimdi biraz başkana bırakalım dedik. O da fos çıktı, ne yapalım. Başkan duyabilir Şenol Bey. Duyabilir, duysun abi, fos çıktı. Sabahleyin bana dedi ki bu karavanacı hiçbir keklik atamaz. İşte şu kadar atıyor, bu kadar atıyor. Ben dedim ki eğer bugün size toplatmazsam bana da Şenol demesinler dedim ve yaptım yapacağım. Başkanlıkta gözünüz var galiba Şenol Bey. Tabii ihtiyarlar artık yani bu bırakması lazım. Gençlerin önünü açması lazım ki yani akrasyon olsun böyle en azından bilsin yani kimin ne yapacağını. Böyle masanın başında şurada burada konuşmaya gerek yok. Avda olacak her şey. Göstereceksin abilerini. Köpeklerin fermasında köpeğe bir tane ferma verdi. Onu da korktu kalktı. Tabii herkes attı ama biz dedik ki en son bırakalım doğarsın, bozsun. En son önüne kadar bırakınca ben vurdum zannettim. Oysa hepimiz vurduk o kuş. Rocky'nin performansı nasıl? Başkanın köpeği nasıl olacak işte gördünüz. Sabahtan beri dolandı aracı dolandı boş 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 boş. En son işte bir tane yaralı mıydı o kuşta neydi artık kaçamıyordu herhalde. Onun başında durdu bekledi. Bekledi de kuş da zaten yaralıydı büyük ihtimal. Bizi atınca da tamamen yaralıydı. Ayaklarını salmış da yok gidiyordu. Başkan da görünce tamam dedi ya. Bu da bunun şey olsun diye onun önüne yıkılıverdi. O da zannediyor ki ben vurdum. Mümkün değil. Kendin avutsun o. Senin aklına ver yansın ettim. Farklı başladı. Önce karla karşılaştık. Sonrasında kahvaltıda çay bulamadık. Çilekli sütle kahvaltı yaptık. Ama o güzeldi. Bence bir keklik avı için en güzel şartlarda iyi bir av yaptık. Manga başı olarak ekibi nasıl buldunuz başkan? Ekip zaten çok kaliteli, özel seçilmiş bir ekipti. Yani herhangi bir ekip değil bu. Ekipteki tüm elemanlar bir bir düşünülerek seçilmişti. Bir tanesini seçmedik ama o da şey çıktı. Çok karavanacı çıktı. Kadir abi mi? Yok abi, Şenol var bir tane. Çok karavanacı çıktı. O vurdum dediği kekliklerin hepsini var ya arkadaşlar vurdu taşıtsın diye sırt çantasına koydu onun. Kendisinin vurduğunu kimse görmedi. Yemem diyenden korkacaksın değil mi Orcan abi? Abi biz de gireceğiz abi bize yemeği yedin. Nasıl bir şey? Evet beyler, abi. Hep beraber şuraya çıktık, şu meşenin içinde. Kaç kişi emniyetini kapatarak geçti? Ben kapattım. Hepsini kapalı gezelim zaten. Bak bunların hepsi, bunlar var ya, bunlar hep ben, böyle şey. Ben kapatmadım abi. Ben kapatmadım. Abi, ben de kapatmadım. Bu olmazsa olmaz kural. Oradaki bir dal tetiğe ufacık dokunduğunda patlatır. Patlattığında şimdi, da yanındaki bir arkadaşını vurabilirsin. Ben şahsen bir açıklamada bulunayım. Ben öyle bir araziye, öyle bir meleğe girdiğim zaman kesinlikle emniyetimi kapatmam. Fakat tetik tertibatını şuradan böyle tutarım, kavrarım. Ama abi, hiçbir çözüm yok. Orada ayağında taşa takılıp düşersin. Seyredin İngilizlerin yaptığı avı. Çifteyi tamamen kırık olarak kullanıyor. Emniyet bile kapatmıyor. Anladım abi, tamam. Hayvan kalkarken tüfeği kapatıp ondan sonra atıyor. Şimdi hepimiz avcı mıyız abi?
Demek ki olmamışız. Avın temel kurallarını avlakta bozmayacaksın kardeşim. Bunun şeyi yok. Başkan olmak işte böyle bir şey olsa gerek Şenol Bey. Avın en büyük keyfi çömezler varsa yemek, bütün yemek yapma işini hepsini onlara atarsınız. Bu kampiyeti açar. Hazır olana kadar böyle yatarsınız. Hatta hava sıcaksa uyursunuz. Horlamadan rahatsız olan olursa uzağa gider. Ama sizi rahatsız edemez. Böyle bir keyif bu avcılık işte. Şenol'un ciddi bir muhalefeti var. Rakip olarak görüyor musunuz? Şenol benim başkan yardımcım. Her fırsatta başkan olmak istiyor ama olmayacak, onu başkan yapmayacağız. Benden sonra Çemiş Gezek'ten başkan adayı getireceğim ben. Mühendislik Avda Yazı sundu.